Herkese merhaba. Futbolculuk yıllarında attığı gollerle Türk futbolunun en golcü isimlerinden birisi oldu. Öldürücü vuruşları ve bitirici hamleleriyle her zaman hem rakip kalecilere hem de rakip defans oyuncuların gerçekten korkulu rüyası olmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra da bütün birikimini, deneyimini saha dışında aktarmaya da devam etti. Önce Trabzonspor Teknik Direktörlüğü, sonrasında da şimdi de Türkiye Futbol Federasyonu'nda oyuncu izleme komitesinde antrenör Hami Mandralı bu haftaki yayın konumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Yaklaşık yarım saattir buradayız hocam ve buradaki atmosferi de çok derinden hissediyoruz. İsterseniz böyle başlayalım. Ağustos ayından bu yana göreviniz devam ediyor. Şu anda hem A milli takım hem de Ümit milli takımda oyuncu izleme antrenörüsünüz ve Öncelikle Riva'daki atmosfer nasıl hocam? Buradan başlayabilir miyiz? Şimdi Riva tabii harika bir yer. Futbol arenası, futbol evi. Herkesin buluştuğu bir yer. Futbol adamların, futbol insanların buluştuğu bir yer. Biz futbol sonrası burada eski abilerimize, kardeşlerimize buluştuk. Hasret yapıyoruz, muhabbet yapıyoruz. Burada futbol konuşuyoruz. Çünkü işimiz futbol olduğu için. Zamanımız böyle geçiyor ama Şöyle de bir sıkıntı var biliyorsunuz ülkemiz ve dünyanın COVID hastalığı ile ilgili bir sıkıntısı var. Bunu yaşıyoruz. Bunun dışında fazla bir alanımız yok, hareket alanımız yok. İşte görevim çok güzel anlattım ama görevimi icra edemiyorum, yapamıyorum, şundan yapamıyorum. COVID var, bulaşıcı bir hastalık, çok dikkat etmemiz gereken bir hastalık. Hı hı maç izleyeceksin, oyuncu izleyeceksin. Bunlar için tabii sağlıklı ortam olması lazım. Ben bu... olaylardan dolayı sadece televizyondan maç izleyebiliyorum. Ama elden bir şey gelmiyor. Keşke bu... sıkıntılar, hastalıklar olmasaydı da ben gidip canlı oyuncuları ve... maçları izleyebilseydim. Ama bu düzelecek. Sabırlı olacağız, İnşallah hocam. İnsan olarak, ülke olarak... çok duyarlı olacağız. Bu kurallara uyacağız. Ve e, sağlıklı bir insanda güzel şeyler üretir, yapar. Bunu bekleyeceğiz hep beraber. E, zamanımız burada böyle geçiyor. Hı. Hocam aslında biraz da ifade ettiğiniz maalesef pandemiden dolayı çok fazla gitme şansınız yok. Seyahat edemiyorsunuz ama genel olarak peki hocam yani merak ediyorum. Haftada kaç tane maç izliyorsunuz? Ortalama yani çünkü. Yani izleyebileceğim, yetişebildiğim bütün maçları televizyonda izliyorum. Yani Avrupa'da yani. da oynayan birçok oyuncumuz var. Da izliyorum. Hem Orada... de süperlik, alt ligler, genç yani, takımlar Yani verilebilen zaman aralıklarında yetişebildiğim bütün maçları izliyorum. Mesela akşam bir Milan Inter maçı izledim, yoruldum. Kesinlikle. Yani yoruldum, herkes yorulmuştur. Çok iyi maçtı. Müthiş bir maçtı. Müthiş bir tempoydu. İki takım da kopmadı maçtan ama Inter daha iyi başladı, daha iyi götürdü. daha iyi silahları vardı bu maçta. Lukaku'nun golüne ne diyorsunuz hocam? Bu bir efsane bir gol. Yani şimdi günümüz futbolunda böyle fizikli bir insanın bu kadar güçlü olup o topu orta sahadan alıp hamlelerle süratini artırıp daha önemlisi vuruşu olağanüstüydü. O kadar emekten, efordan sonra öyle bir vuruş yapmak her baba yiğidin harcı değildir diye düşünüyorum. Olağanüstü bir gol attı. Kesinlikle. Ee, çok güçlü bir insan, çok güçlü bir oyuncu. Takımına da çok güç, e, e, katkı sağlıyor. E, bunu da gördük dün akşam. Lautaro Martinez de bayağı iyi. O daha klas. <laughs> ee, o onun yanında Lukaku'nun yanında <laughs> daha Kibar bir oyuncu. Daha bir teknik oyuncu. <laughs> daha estetik değil mi? Yani estetik yani Lukaku'ya baktığın zaman devremiyorsun, tutamıyorsun ve o tutamadığın adam o kadar efordan sonra gidip öyle de harika bir gol atıyor. Bunlar tabii alkışlanacak şeyler. Oyuncuların da örnek alması gereken oyuncular bunlar genç oyuncuların. Bunlar izlemeleri lazım. Fuzul işlerden kafalarını arındırıp bu tip oyuncuları izleyip işte bir ne olursa olsun İbrahimovic. <laughs> 40'a yaslanmış hala orada başarmak için mücadele veriyor. Bana göre bunlar önemli. Yoksa 2 gol atmışsın, 5 gol atmışsın bunlar hiç önemli değil. Bunlar her zaman ters. Ama o sahada duruş verdiğin mesaj bunlar çok çok önemli. Türk oyuncularımızın, gençlerimizin bu tip oyuncuları örnek alıp takip etmesi lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Yani bugün mesela İbrahim Uca bakıldığı zaman biz biraz egosundan konuşmayı seviyoruz ama bence işin arka planında onun o kadar çalışması ve üstüne yeteneğini de birleştirmesi... zaten olayı başka bir yere getiriyor. Sevgili Uğur, yani bu oyuncuların da, müsaadesi insanlar da egolar yüksek olsun. Bunları yaşamadığı başarı yok. Her tabii. şeyi yaşamışlar. Dolayısıyla... ama o egoları, onları farklı yere taşımıyor ki. Sahada bir görüntüsü var, duruşu var bu oyuncunun. Ya, tabii ki başka şeyler yapacak, başka... E, aksiyonlar yapacak sadece ama... sonuçta o bir insan. Ama yani büyük yüreği olan bir insan. Her yere yetişen bir insan. Sadece İbrahimovic... Topa vuran bir İbrahim Oğuz değil. Başka yönleri de güçlü bu insanların ama egoları yüksek. Bunlar da kabul edeceğiz. Zaten. Peki hocam şuna gelmek istiyorum. Siz burada bir efsanesiniz ama bir başka efsane daha var. Şenol Güneş. İkiniz de Trabzonspor camiasından çıkmış ve efsane olmuş oyuncularsınız, figürlersiniz. Buradaki iletişiminiz nasıl oluyor Şenol Hocayla? Şöyle benim şansım şu. Ben Şenol Hocamızla hem top oynadım bir sene, sonra da hocalamayı yaptı. Evet. Tabii her zaman iyi günleriniz oluyor, kötü günleriniz oluyor, sportif olarak diyorum ama insani olarak... benim Şenol Güneş hakkında... farklı bir şey söylemem söz konusu olamaz. O ülkemizi... omzuna apolet takmış bir teknik adamdır, milli takımda dünyası olmuştur. O hem şehrimizin hem ülkemizin gururudur. Biz ona hep saygıyla baktık. Saygıyla da bakmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim işimiz insanları eleştirmek değil, yapılan doğru şeyleri desteklemek, ona övgüler yağdırmak. Şenol Güneş hocamız da öyle bir teknik adamdır. En büyük özelliği şudur, çok çalışkandır, işini çok sever. Biz bunu hep gururla söylüyoruz her yerde. Burada çok bir araya gelemiyoruz tabii. Onun yoğunluğu daha farklı. Çünkü amil takım teknik direktörü. Abi biz bir araya geldiğimiz zaman da yine futbol konuşuyoruz. İşimiz çünkü futbol. Ee, tabii ki nasılsın iyisin bunlar tabii detaylar <laughs> ama sonuçta... nokta konu futbol. Ee, bizim... A takıma ve Şenol Güneş'e... E, dokunacak bir hamlemiz olabilecekse, bundan biz her zaman onur duyarız, gurur duyarız. Tabii o isteyecek, biz yapacağız. Bizim görevimiz bu. O istemeden biz bir şey yapamayız. Dolayısıyla... O karşıda biz buradayız ama bir araya geldiğimizde sevgili Uğur futbol konuşuyoruz. Ne güzel. Hocam peki oyunculardan da değim vurmaya başladınız. Gerçekten çok iyi bir jenerasyon yakaladık milli takım bazında. Alt desiller de hala gelmeye devam ediyorlar. Ve şu anda da Avrupa'da çok önemli işler yapan oyuncularımız var. Merih olsun, Çağlar olsun, Ozan olsun, Yusuf Keza öyle. Bu oyuncularla ilgili ne yorum getirirsiniz? Şöyle tabii onlar Türkiye'mizin gururları. Çok çalıştılar, çok emek verdiler. Belli bir çizgiye geldiler. Yani oynadıkları takıma bakınca hepsiyle iftar etmek lazım. Yusuf Yazıcı'yı ilk süperlikte... ben teknik direktörken oynattım Trabzon'da. Kısa sürede yol aldı ve çok... önemli bir takıma da gitti, ona inanıyorum. Çünkü o... gelişimi açık bir takım değil. Hocası da çok kaliteli bir hoca. Yusuf üstüne koyarak gidiyor. Ben hep şunu söylüyorum Yusuf'la ilgili. Daha çok aktivite yapması lazım sağ içinde. Action yapması lazım. İşte atıyorum iki çalım atması lazım, iki uzun top atması lazım. Yeri gelince iki bacak arası atması lazım. Biraz süslemesi lazım oyunu. Sadece tek vuruş, tamam müthiş tek vuruşu ama bunlarla daha da büyüyebilir. Yarınlarda daha büyük takımlara da gidebilir. Önü açık boyunca fizik olarak güçlü. O operasyondan sonra belli ki kendine iyi bakmış. Kendi de ifade ediyor. Golcülük da ortaya çıktı diyor. Kesinlikle. Meğer ben golcüymüşüm diyor. Sahte 9 gibi oynuyor. Yani güzel şeyler. O kendine özgüveni çok... ...hoşumuza gidiyor iki olarak. Bizim çocuğumuz. Gurur diyoruz onunla. Diğer Çağlar'ı, Meri... ...bunlar Cengiz. Hocam peki şu an sizi en çok etkileyen hangisi aralarından? Şimdi hepsini izlerken tabii duygulanıyorum. Burak Yılmaz... ...ilerlemiş yaşına rağmen olağanüstü performans. Şimdi... Melih Juventus'ta oynuyor. Oynarken ondaki o, o hırsı hiçbirinde... hepsinde var da ondaki hırs başka bir hırs gibi geliyor bana. Yani öyle bir sanki yeni başlamış böyle ben olacağım, en iyi yerde olacağım o duygusunu hiç kaybetmeden oynuyor. Mücadele ediyor. İşte top kapınca bir hareket yapıyor beden dilinde. İşte rakibinden top alınca bu bu bizim Amil takımımıza da yansıyor. Oradaki onun o görüntüsü. Şimdi böyle oyuncular yakalamamız lazım. Çağlar Keza öyle. O da çok savaşçı, çok çalışkan bir oyuncu. E Cengiz... bir süre durdu. Roma'da çok iyi giderken sonra bir durdu, oynamaz hale geldi. Ama Hı -hı. o da önemli bir oyuncu, özellikleri olan bir oyuncu. %100. Ozan var Keza. E, ya Ozan, yükselişi bir başarı hikayesi. 8 maç herhalde Galatasaray. Sonra e, Schalke, Stuttgart... Ve tabii. şimdi dünya deviliyor Fulham çok çok. 9 çok önemli. maç Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'e çıktı galiba. 55 maç Bundesliga'da sonrasında da Liverpool'a transferi. Sevgili Uğur şimdi Ozan'ı e, tabi oynatabilmek bir cesaret isterdi. Fatih Terim hocamız onu oynattı ve o da onun akurur duyuyor. E, geçen e, beyanatını dinledim. Hı hı. Aramış, hoşuna gitmiş hocamızın. Yani şimdi bu oyuncularımız var. Bizim gerçekten çok yetenekli gençlerimiz var bir sürü takımlar var böyle genç yetiştiren tukutlular sunan ama bunlar oynatmak lazım oynatmadan bunların nasıl oyuncu olduğunu anlayamazsın. İşte bir oynattı New York'la şimdi. Hocam işte en son Ali Akman gitti yani. Bu Nestiga'ya gitti. Futbolun belki de en iyi eğitimini alabileceği noktada şu anda. Ama şimdi Ali Akman tabii anlaşmış hı. ama şimdi kulübünde kadro dışı. bu ne kadar doğru bilemiyorum tabii. Bu tabii o farklı bir Kulüpte onun arasında ama keşke bunlar da olmasa. Hı, hı. Ali Akman yine gitsin ama Bursa Spor'da devam etseydi keşke. Ben bunu arzu ederdim tabii bu diğer oyunculara da yansıyor. Şimdi Batuhan Kör var, Burak Kapacak var. Altın Ordu'da da çok önemli oyuncular var. Peki hocam, şimdi A milli takımı biraz göz önüne aldığımız zaman her mevkide birçok alternatif olan oyuncuya artık sahibiz. Ama iki mevkiyi ben biraz kenarda bırakmak istiyorum. Onu da size soracağım. Forvet bölgesinde Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'dan sonra ve sol bek pozisyonunda hocam. Birkaç yıl sonrası için sanki biraz elimiz zayıf gibi gelecek için umutlu olmalı mıyız siz? Çünkü bu işin gerçekten şu an ana noktasındasınız. Ne yorum getirirsiniz? Çok önemli. Şimdi çok doğru. Mesela kalede çok sağlamız. Evet. Defans bölgesi olarak ben sol e katıyorum. Çok iyiyiz. Orta sahada da iyiyiz. Ama beni gelecek için endişelendiren tek yer forvet. Burak Yılmaz tabii yaş aldı. Çok önemli bir oyuncu. Son 10 yıla damga vurmuş bir oyuncu. İşte bu şampiyonalardan sonra işte yaş ilerliyor. Cenk var. Cenk gittiği takımlarda çok oynamadı. Şimdi yeni yeni buraya gelmesi belki onun için oynama adına iyi olacak. Bir kıvama gelecek. Performans olarak bir yükselme gösterecek. Ama geliyor. Yani hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Ama illa her gelenden de hemen çık. Şunları yap, bunları yap biraz sabırlı olmak lazım. Zamana yaymak lazım bu gençlerimizin gelişimini. Ben inanıyorum çok önemli oyuncular çıkacak ülkemize. Zaten çıkıyor var da demin de ifade ettim. Oynamaları lazım. Hocaların bu çocuklarımıza Kesinlikle. güvenip sahada bunlara sorumluluk vermesi Aslında lazım. Aslında Alemtuğ'unda da biraz bunun altını çizdiniz. Yani o da bir forvet oyuncusu. Yani çalışkan bir çocuk, üretken bir çocuk ama yanlış anlaşılma oldu. Bir şeyler oldu. Şimdi yok kendi başına çalışıyor. Ama e, Tolunay Hoca'mız sağ olsun onu Ümit Milli Takım kampına, kadrosuna alıyor. En azından burada burada da idman yiyor. En azından buradaki havadan da uzaklaşmamış oluyor. Bu da önemli. Tolunay Hoca'ya da bu konuda teşekkür etmek lazım. O kendisiyle kulüp arasındaki problem ama... burayı bağlamaz. Burası, Ümit Milli Takım, milli takım... gençlerimizin... hedefine gidebilecek en kolay. En zor Tabii. ama en kolay yer burası. Dolayısıyla ben gençlerimizin çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ama bunları sadece futbolla donatmamamız lazım. Sosyal olarak da bunları biraz hı hı. artırıp, genişletip, e, kafaların için doldurup, coğrafyanın için öyle bırakmamız lazım. Sadece top değil hayat. Yani çık gol at, top oyna bu değil. Sosyal bir yaşam da var. Buna da uyum sağlamaları lazım gençlerimizin. Çünkü orada çok sıkıntı yaşıyoruz büyüyünce. Kesinlikle hocam özellikle hem kültürel anlamda hem de dünyayı tanıma açısından geliştirmeleri gerekiyor. Ama bence son bu Z kuşağıyla beraber bizim gençlerimiz sanki biraz daha bu işi daha kolay aşıyor gibi geldi bana son dönemde. Şöyle şimdi yani çok önemli gençlerimiz var diyoruz ya şimdiden başlasınlar. Mesela bize kimse git dil öğren oğlum demedi. Bana hep dediler gol at oğlum dediler ben de gol attım. Yani o zaman peki burada da çok popüler değildi dışarıya gitme olayı ama Şimdiden gençler dil öğrenebilirler yani. Boş zamanları çok var. Yani Hocam biz... mesela <laughs> yani araya giriyorum özür dilerim. Az önce kayıda başlamadan önce konuşmuştuk. Trabzonspor'da geçen hafta e, kaleye geçen Kaan Fen Lisesi'nde okuyor mesela. Muhtemelen İngilizceyi biliyordur. Ozan Kabak yine Fen Lisesi çıkışlı. Galatasaray'da oynarken Silivri'den Florya'ya giderken her gün git gel yaparken İngilizceyi biliyordu. Bu Neslige'ye gitti Almancasını geliştirdi. Liverpool'a gitti, İngilizce röportaj verdi. Aslında gençlerimiz bu konuda bence artık <laughs> istenilen seviyeye geliyor yavaş yavaş. Bence oynama konusunda asla sıkıntı hiçbir oyuncu yaşamaz. Hı -hı. Yok, uyumuş, süreymiş, uyumuş, ülkeymiş bunlara takılı kalmasın oyuncularımız, insanlarımız. Eğer yaşayacağın o ülkenin dilini konuşursan %100 başarılı olma şansın var. Çünkü neden biliyor musunuz? şimdi Hoca size bir şey soruyor, söylüyor. Siz anlamıyorsunuz. Tercüman zaten en azından ben oynadığım zaman da tercüman kulübeye, soyunma odasına giremiyordu. Şimdi orada bir şey konuşuluyor. Ben anlamıyorum. Yani o yanımda olsa kulağıma bir Ben de en azından fikrimi söylerim. Böyle bir... Ama eğer bilirsen, anlarsın, belki de yorum katarsın. Hocana, arkadaşlarına, takımına yorum katarsın. Tabii. Dersin ki böyle olsa şöyle olsa daha iyi olur. Ama şimdi bir de duygu geçiremiyorsun. Tercümana söyle, tercüman oraya söylesin. Acaba doğru mu söylüyor? Sen bilmediğin için doğru söylediğine inanıyorsun. Ama arkadaşların diyor ki ya bunun yarısı yanlış diyor. Sen dediklerini hiçbirini söylemedi diyor. Diyebilir. Bunlar da çıkabilir. Bunlarla da karşı karşıya gelebilir. Dili konuşurlarsa yaşadıkları ülkenin futbol olarak hiçbir oyuncumuz sıkıntı yaşamaz. Bu net bir şey. Yüzde yüz. Yani Yusuf Yazıcı Lille gitti. Hemen Lille, Lille kulübü Fransızca dersleri aldırmaya başladı. Cenk Özkaçar Lyon'a gitti işte geçtiğimiz aylarda. Şu an Fransızca dersi alıyor. Çağlar Freiburg'dan Leicester'a gittiği zaman hocam e, defansif kavramları çok iyi bilmediği için hocası özellikle işaret etmişti. Yine dersleri almaya başladı. Hocam peki şimdi e, buradaki atmosferi ve genç kuşağı olabildiğince konuşmaya çalıştık ama Hami Mandralı denildiği zaman akılları tabii ki de Trabzonspor'da geliyor. Biraz da aslında oraya da girmek istiyorum. Trabzonspor son dönemde Abdullah Hoca ile beraber gerçekten iyi bir form grafiği yakaladı. O istediği seri galibiyetlere ulaştı artık. Ne kadar formda onu ben size soracağım ama nasıl yorumluyorsunuz Trabzonspor? Şimdi e, Abdullah Avcı ile ben ilk antrenörlük deneyim yaşadım. Onun yardımcısı olarak başladım <laughs> milli takımlarda, evet. genç milli takımlarda. O zaman oyuncularımızın başında örnek vereyim. Nur Şahin vardı, Tevfik vardı, Caner vardı. İşte Volkan Babacan vardı. Onur Kıvrak vardı. Onunla başladım. Çok zaten yöre olarak bizim yörenin insanı, Karadeniz insanı. Ama işini çok severek yapan, futbol futbolcusuyla diyaloğu olan bir teknik adam. Enerjisi de fazla. E, Trabzonspor zorlu bir süreçten geçerken teknik adam değişikliği yapıldı ve Abdullah Avcı geldi. Ondan sonra da takımda e, puanlar gelmeye başladı. E, yukarılara doğru çıkmaya başladı. E, takımın katkısı da var, hocanın da katkısı var. Katkı nedir? Bir dokunuştur, bir yaklaşımdır, bir e, onlara adaletli davranıştır. Bunları yaptı yani en önemlisi dokunuş yaptı konuşmasıyla, onlara arkadaşlığıyla, dostluğuyla. Onları hep diri tuttu ve oyuncular da sahada cevap verdiler. Ha, futbol olarak o da çok memnun değildir zannediyorum ama sonuçta futbolda kazanan hep haklıdır. Kazanmaya devam ediyor Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde. Trabzonspor için doğru bir adres şu an. Yarınlar ne olur bilemezsiniz, ülkemiz her şey değişebiliyor. Ama Trabzonspor için doğru bir adresi Abdullah Avcı. Takım da sahada futbol olarak, sonuç olarak karşılık veriyor. Ve Trabzonspor da yukarılara doğru çıkmaya devam ediyor. Şu an baktığınız zaman ikinci yarın lideri Trabzonspor. Evet. Dolayısıyla güzel bir ikili oldu. Yani takımla hoca ekibi güzel bir ikili oldu. Zaten taraftarı yok biliyorsunuz dışarıdan ancak manevi olarak destekliyor. Yönetim, hoca ve oyuncular bir arada olabiliyorlar. Şu an güzel gidiyor Trabzonspor için her şey daha da iyi olabilir. Hocam peki güzel bir ikili olduğundan bahsettiniz. Şu an önünde 3 İstanbul takımı var puansal anlamda. Ee, şampiyonluk şansı için ön görünüz nedir? Yani şu an onları onun onunla ilgili yorum yapmak çok akla, o zaman, akla yakın bir şey değil yani. Şöyle geleyim ben size derbi var. Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ee, gerçekten artık puan kayıplarının telafisi olmadığı haftalara bana göre gir girmeye başladık e, an itibariyle. E, bu maçta derbide hangi takım daha önde görüyorsunuz? Soruyu böyle düzeltin. <laughs> evet çok güzel bir maç olacak. Öncelikle onu söyleyeyim ama ben fair play olsun iki takım arasında taraftar olmadığı için oyuncular arasında bu ruhla sahaya çıksın iki takım ama bakıldığı zaman Trabzonspor e, motivasyon olarak moral olarak güç olarak galibiyet duygusunu fazla peş bir şey yaşayan bir takım olarak... daha önde gözüküyor. Çünkü... <laughs> e, dün akşam izlediğimiz Fenerbahçe eğer bu futbolu... Trabzon'a yansıtırsa e, Trabzonspor'un... şansının daha fazla olduğunu söylemek mümkün. E, Trabzonspor bir adım daha önde. Çünkü daha moralliler... E, e, her şey daha güzel gidiyor Trabzonspor için. Aynı şey Fenerbahçe için söylemek... E, çok doğru mu onu bilemiyorum. Onu e, tabii... Fenerbahçelerin yorumlaması lazım ama sonuçta son maçı kaybettiler. Kendi evlerinde. Hem de kötü bir maç kaybediş bu. Dolayısıyla Trabzonspor daha önde. Hocam özellikle Beşiktaş derbisindeki Trabzonspor'u beğendiğinizden bahsetmiştiniz. Orada devleşen bir isim vardı Uğurcan Çakır. Bu hafta hastalığından dolayı maçta olmama ihtimali var. İkidir de Kaan'dan konuşuyoruz. Uğurcan'ın yokluğu ne kadar etkiler? Kaan için başka bir serüvenin başlangıç noktalarından birisi olabilir bu maç. Şimdi demin de söyledim. Kaliden yana Türk milli takımının Türkiye'nin sıkıntısı yok. Gerçekten çok önemli kalecilerimiz var. Şimdi Uğurcan çok çok müthiş bir performans gelişim %100, gösterdi. Kesinlikle. E, o çocuk her zaman oralardaydı ama iki sonu görmedi. Ama sonuçta Uğurcan Çakır diye bir kaleci Türk futbolu kazandı. Devasa bir fizik, güzel bir fizik, güçlü bir fizik. Sağda duruşuyla e, takıma artı katkı sağlayan bir kaleci. Eğer oynayıp daha net değil herhalde, tam bilmiyorum ama... son maçı izlerken Kaan'ı görünce... kendi gençliğim de geldi aklıma. Ben de 17 yaşlarında... E, Trabzonspor'da oynamaya başlamıştım. Onun o bakarken o gözündeki heyecanı... Hı hı. işte hafif sakalları çıkmış, böyle o tedirginliği... Çünkü çok önemli maça çıkıyor. Başakşehir geçen yılın şampiyonu. Yani hatalar yapabilir. Yani onun adına şöyle, Allah'tan dedim onun adına şöyle sevindim. Çok pozisyona girmedi. Başka şey gelmedi ama öyle bir anda son dakikalarda öyle bir top kurtardı ki ayağıyla o güvenini biraz daha artırdı. Sonraki resim şöyle önüme çıktı ki bütün arkadaşları maçtan sonra ona yaş grubu ona koştu sarılınca işte dedim işte arkadaşlık, dostluk, aile olmak böyle bir şey. O arkadaşlarının başarısıyla o gençler nasıl gururlandı, nasıl ona sarıldılar çok hoşuma gitti. İşte böyle bir maçta yine oynayabilir. Belki eğer o dediğin hastalıkları geçmezse o kalecilerimizin kan oynayacak yani. Evet. Fenerbahçe maçı şunu deriz. Herkes kendi kaderini kendi çizer. Bu maçta daha iyi performans sergiler der ki ben de buradayım. <laughs> Öne açılır, ve yürür, gider yani. Onun için sonuç her şey ona bağlı. Çok dikkatli olması lazım tabii Fenerbahçe. Bu, bu bu farklı bir maç, büyük bir maç. Bizim camianın çok önem verdiği bir maç göreceğiz ama demin de söyledim. Trabzon daha önde moral olarak, kazanma duygusu olarak. Bence de biraz daha öne çıkıyor Trabzonspor. Umarım kim oynar sonrasında Kaan veya diğer tarafta da genç kaleci yine Altay da genç bir kaleci sayılır. yani kim oynarsa, kim kazanırsa, kim sahada kendisini daha fazla gösterirse kazanan yine Türk futbolu olacak hocam. Ben bu açıdan bakmak istiyorum. Şunu da söyleyeyim son olarak yani Buyurun. Altay çok çok önemli bir oyuncu oldu Fenerbahçe için. Özellikle son, bu sezon sonuç son işte 4 maça baktığın zaman Altay'la rakipler arasında geçti hep maçlar. Yani o çocuk da bunu alıyor. Her pozisyon, her dakika pozisyona giriyor rakip ve o kurtarmak zorunda kalıyor. İşçi tabii ki kurtarmak ama Hı -hı. bu kadar da sorumluluk dikkat oyuncuya biraz daha diğer oyuncuların destek, yardımcı olması lazım. Ee, ama çok büyük bir gelişme gösterdi Altay'da. Maç kurtaran kaleci sıfatına artık erişti Aynı, Altay Bayındır. Peki doğru. hocam şimdi sizinle ilgili böyle ufak bir challenge'ımız olacak. Yani biraz sizi yakalamışken böyle o mu bu mu şeklinde. Ee, 7-8 tane soru hazırladım. Acaba nasıl cevaplar vereceksiniz? Bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Peki bir <laughs> soru gelsin. Şu anda Süper Lig'de en beğendiğiniz forvet oyuncusu. Yani tek bir isim istiyorum sizden. Upenza. Upenza. Çok güzel. Abu Bakar ve Mustafa Muhammed'i de Upenza. ben biraz aklımda verilmiştim ama bu Upenza geldi. Süper. Çok formda. Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral. Futbolcu Hami Mandralı en çok hangisinde zorlanırdı? Ben en çok çağlarda zorlanırdım. Çağlarda mı? Şundan dolayı diğerlerine göre daha çabuk. Evet. Doğru. Ve Premier Lig'de de bu tempoyu çok ay ayak uydurdu. Diğer soru gelsin. Hocam bu çok kritik bir soru. Aslında yazarken de biraz düşündüm. Çünkü sizin serbest vuruşlarınıza, filiçliklerinize gerçekten hayranım. <laughs> Ama diğer isimler de çok kaliteli. Bakalım ne yanıt vereceksiniz. Hacimi, Juninho mu yoksa siz mi daha iyi frikikçi? Şimdi üçümüz de çok iyi frikikçiyiz. Kesinlikle. Hepimizin de stilleri farklı. Şimdi benim vuruşlarım farklı, Hacininki farklı, Juninho'nunkiler farklı. Hepsini de izledim, biliyorum. Buna yorum yani ben Hacı, Juninho demeyeyim, üçümüz de çok iyidir. Direkt öyle diyorum. Öyle diyorsunuz. Öyle diyorum. Hocam dün mesela özellikle e, bir tane editör ve abimize sordum. 25 yıllık editör ve eski dönemdeki futbollarla çok hoşlanan birisi. Dedim ki abi sana göre Hami Mandralı mı, Hacimi Juninho mu? Hangisinin serbest vuruşları daha iyi diye. Bana şunu söyledi. Dakika 90 olsa ve topun başına birisi geçmesi gerekiyorsa ben topu Hami'ye bırakırım dedi. Aslında buradan da... E, yani, Teşekkür ederim sağ olasın. Çok güzel bir yanıt verdi. Gerçekten çok iyi vuruşlar yapıyordunuz hocam. Şimdi ben iyi vuruyorum doğru. benim demem çok hoş olmuyor. Anladın mı? <laughs> i̇nsanlar deyince daha çok hoşuma gidiyor. Zaten geçen bir şey olmuş yine bir 90 dakika, 90. dakika frik olsa işte beni yazmışlar, Sergen'i yazmışlar, Selçuk'u yazmışlar. İşte falan filan oyuncular da yazmışlar. <laughs> yani çoğunluğu beni söylemiş. Yok yakın olursa Sergen demiştir. İşte uzak olursa bombacı ama genelde beni demişler. Birisi vay be Selçuk varken falan demiş. Yani herkesin stili farklıydı. Ben sadece bu işleri yapan, atan bir oyuncuyum. Yorumu tabii ki insanların yapması beni daha çok mutlu eder. Ben mesajı aldım hocam peki. Diğer soru gelsin. Trabzon spor formasıyla en unutamadığınız golünüz hangisi? Yani çok var ama şu bir Beşiktaş maçımız vardı Trabzon'la. Trab Trabzon'da cezamızdan dolayı Samsun'da oynamıştık. Kupa maçıydı. Beş kişi maça gereken trafik kazasında hayatını kaybetti. Maç bir bir gidiyor. 87. dakika. Ben yorulmuşum, bitmişim. Hocaya işaret vermişim. Beni dışarı al diye. Brahms'ta hocam. Urbain Brahms'ta. <laughs> Tam o esnada free oldu. Çıkacağım. Free oldu. Ben de bedenlerinde hocam dedi şuna vurayım öyle çıkayım dedim. 87. dakika bitmişim diyorum. Ben topun başına geliyorum, bir vuruyorum... Bako Kale'de uzun sarı saçlı... Evet. kafasının yanından böyle saçlarını sallayarak 90'a top takılıyor. Ve biz maçı 2-1 alıyoruz. Bu... hem mutlu hem acı ikisi bir arada yaşadığımız için... onlara tekrar buradan Allah'tan rahmet diliyorum ama olağanüstü Aha. bir golcü. Kesinlikle. Doğrudur hocam. Ben dedim özellikle Bursa Spor'a attığınız bir gol var. Şimdi o, onu da diyecektim ama bu Hattım daha da. anlamlıydı. O, o, öyle bir gol evet. daha dünyada atılmamış. Birinci doğrudur. direğe öyle ayak dışıyla korner tarafından gerçekten öyle bir gol daha yok. Dünya literatüründe öyle bir gol yok herhalde. Doğrudur hocam. Siz diyorsanız doğrudur. Peki diğer soru gelsin. İki tane dünya futbolunun yükselen yıldızı var. Bir tarafta Erling Haaland, diğer tarafta Kylian Mbappe. Size göre hangisi? Şimdi ben daha çok fazla izledim. Yani Hollanda yok izlemedim ama bir maçta izledim ki böyle bir Şampiyonlar Ligi maçı mıydı neydi? Ya iki tane gol attı ki böyle bir uzaması vardı. Sanki şimdi <laughs> zor bir soru aslında. İkisi Bence yani Mbappe geçen üç tane gol attı Şampiyonlar Ligi'nde. Ben de Mbappe'ciydim ama halan çok sıkı geliyor. O hocam. daha bir stil. Yani ona stilini daha çok seviyorum yani, futbol stilini. Hı hı. Ama öbürü de olağanüstü sürekli. Ben Holland diyorum. Haaland mı diyorsunuz? Haaland. Holland. Geçtiğimiz haftada Bundesliga'da harika bir voleybol attı. Yani havada asılı kaldı desek yeridir hocam. Gerçekten yalnız. Yani efsane bir çocuk yani. Stil olarak da efsane bir stili var yani. Solayak. Yani çok tarzda bir çocuk. Tabii. Yani bir uzaması falan filan olağanüstü. Yani. Ve henüz, Öbürü de öyle ama. Öbürü de çok. 20 yaşında. Yar, yarınlarda hı hı. belki Real Madrid. Hı hı. Yani yol. Muhtemelen. Muhtemelen. Yani. oradaysa olacak. Florentino Perez ikisinden birisini alacak bana yani göre. Yani. <laughs> Peki hocam diğer soru gelsin. Şalke döneminiz vardı. Almanya'dan döndüğünüz için hiç pişmanlık yaşadınız mı? Benim kırım anım orasıdır. Geçen programda söyledim. Keşke dönmeseydim. Şundan bunu söylüyorum. Ben zaten kimliğim Trabzonspor, Trabzon. Bunlar her zaman gurur duydum ama yani orada güzel der şey. Ben geldim, Gidemedim yani dönemedim işte başkanımız bizi göndermedi Mehmet Ali Bey. Orada kaldı. keşi kalsaydım. Devam ederdim. Belki de orada, orada kalırdım bilemiyorum ama e, ailem için, kendim için bana göre kırılma anımız orasıydı oradan dönmekti. Yaptığım en büyük bana göre yanlış Almanya'dan dönmekti. Hami Mandıralı kendisini üç kelime ile nasıl tanımlar? Bu da son soru. Valla ben çok duygusal bir insanım aileme çok düşkünüm. Bir de ülkemi çok seviyorum. <laughs> hocam çok teşekkürler. Gerçekten çok da iyi tanımladınız. Teşekkür ederim. Ee, yürekten söylüyorum. Benim için çok keyifli bir söyleşi oldu. Çok teşekkür hem ederim. Hem nezaketiniz hem de e, verdiğiniz samimi demeçler çok güzeldi. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Evet. Sami Mandıralı ile olan röportajımızın sonuna geldik. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.